Buyurun. Aslanım merhaba. Merhaba. Ben otelden Neslihan'ların eşyalarını getirmiştim de. Tamam, koyalım şöyle. Şöyle vereyim. Neslihan uyudu mu? Yok, hastaneye gitti o. Hastaneye mi? Hay Allah. Keşke bekleseydi, beraber giderdik. Ya ne yapsın, dayanamadı kadın. Anlıyorum. Peki hala oradalar mıdır? Yani haber vermedi bana ama oradadır diye düşünüyorum. Anlıyorum. O zaman ben de oraya gideyim ama numaramı versem size. Olur. Eğer o arada gelirse haber verirsiniz bana. Tamam, ben bir içeriden alıyorum hemen telefonumu. Dinliyorum, evet. 537. Evet, raporlar ulaşır değil mi? Tabii, siz geçmeden önce hastaneye raporu ulaşmış olun. Anladım, çok teşekkür ederim. Neslihan, ne oluyor? Annemi özel bir hastaneye nakledeceğiz. İçeride hazırlıyorlar, ben de onu bekliyorum. O zaman biz gitmeden önce size raporları göndeririz. Horaz Bey mi ilgileniyor? Evet, evet, o ayarladı. Sağ olsun, her şeyle ilgileniyor. Sağ olsun. Tamam Mithat Bey. Biz de birazdan geliriz. Teşekkür ederiz. Orada her şey hazırmış. Şahik Hanım hazır olduğu zaman gidebiliriz. Tamam. Anne. Merak etme, iyi olacaksın. Dayan biraz, olur mu, ne olur. Merak etme, iyi olacaksın, ben buradayım. Hadi bize gidelim. Atilla Bey, size buyurun. Siz gidin, ben gelmeyeyim. Şimdi Ayşıl Hanım evde yalnız. Hani Batu'nun bir ihtiyacı olur, evde olayım ben. Atilla çok sağ ol. Aklım zaten oradaydı. Yani burada annem, orada evladım. Sana emanet. İlgilenirim ben, sen annenin yanında kal. Görüşürüz. İyileşeceksin. Dayan, bırakma kendini ne olur. Merak etme Neslihan. Daha iyi olacak. İnşallah. İnşallah. Boyraz Bey geçmiş olsun. Efendim ben hastanenin başhekimi, Sema Hanım hastanemizin müdüresi. Rahşan Hanım yoğun bakım hemşiresi. Hastamızla özel olarak o ilgilenecek. Geçmiş olsun. Sağ olun. Poyraz Bey, sizden haber gelince kaldığı hastaneden bütün tetkikleri talep ettik. Ona göre hazırladık odasını. Kardiyoloji uzmanımızı da çağırdık. Daha öncesinde de kalpte bir sorun olmuş galiba. Evet, olmuştu. Hastamız kendine gelene kadar kardiyoloji uzmanımız kendisini yakinen takip edecek. Lütfen üzmeyin kendinizi. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sağ olun. Tekrar geç. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ula bir şey olursa ben ne yapacağım? Şahik Hanım artık emin ellerde. Merak etme Neslihan. 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 Dur. Neslihan. Hadi çok yoruldum. Gel aşağıda biraz dinleyelim. Hadi gel. Keşke telefonum çalınmasaydı, sana o mesajı dinletebilseydim. Bizden çaldığı paraları Damla'ya kaptırdığını, bu yüzden de intihar edeceğini ima eden bir mesaj gönderdi bana. Sonra da işte o saçma sapan tekne patlaması.
Yani haddim olmadan söylüyorum. Sen de aynı benim gibi kendine yanlış bir eş seçmişsin. Öyle. Yok öyle. Yani kesinlikle öyle. Ben Damla'ya o gün çocuğu aldırmasını söyledim. Ben onun hamile olduğuna da inanmıyorum. Yani seninle evlenmek için yalan söylüyor bence. Olabilir. Her şey olabilir. Ben o kadının anne olabileceğine inanmıyorum zaten. Ben daha önce böyle bir kadınla evlendim. Böyle bir hata yaptım. Ben de baba olmayacak bir adamla evlendim. Üstelik iki tane de çocuk yaptım. Şimdi de çocuklarımı bana karşı koz olarak kullanıyor. Sence Murat benden çocukları alabilir mi? Yani böyle durumlarda mahkeme çocukları anneye vermiyor mu? Yani senin durumun biraz farklı. Şu andaki maddi durumun, şu sabıka meselesi. Murat bunları koz olarak kullanmak isterse çocukların velayetini alabilir. İyi de ben zaten bu adam yüzünden bu halde değil miyim? Bir de hayat karışık. Bir yandan sevgilileri, bir yandan ne yaptığı belli değil. Önceden Damla, şimdi başka bir kadın. Yani hangi hakim böyle bir adama çocuk emanet eder? Yani hukuk önünde duygularımız geçerli değil. Yani hukuk delil ister, ispat ister, belge ister Neslihan. Sen Murat'ın sizi dolandırdığını ispat edebiliyor musun? Hayır. Yani başka bir kadın olup olmaması değil. Çocuklara senden daha iyi bakıp bakamayacağıyla ilgilenir o. İyi de sen ne söylemeye çalışıyorsun bana? Yani ben çocuklarımı bırakayım, o da alsın mı? Hayır. Hayır, öyle bir şey söylemedim. Sadece çocukların yanında tutabilmek için bazı radikal kararlar alman gerekebilir. Lütfen izin ver sana yardım edeyim. İnan ki ben de senin yaşadığın olaylara benzer şeyler yaşadım. Kötü bir evlilik, aldatılma, boşanma, travmalar. Sen hayatımıza girene kadar oğlum benimle doğru düzgün konuşmuyordu bile. Sen belki fark etmedin ama servetimin bile satın alamayacağı bir şey verdin sen bana. Lütfen bana izin ver. Lütfen izin ver, ben de sana yardım edeyim. Nasıl? Evlenelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.